Korktatma Tovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün günlerden pazar ve mükemmel bir hava var. Bu havayı da evde oturarak geçirmek istemiyorum. Sizler için güzel videolar hazırlamak ve azıcıkta gezmek istiyorum be. Andres Haytay, gerizekalı. Evet arkadaşlar, dün de çıktım. Sizler için güzel bir video çektim aslında ama mikrofonda sorun vardı. Sesimi kaydetmiyordu. Bu yüzden de videoyu sizlerle paylaşamadım. Bugün tekrardan çıktım. Yeni bir video çekeyim istedim. Çünkü video beklediğinizi biliyorum. Ben de sizleri videosuz bırakmak istemiyorum açıkçası. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün Basel'a gideceğiz. Basel tarafına gideceğiz. Orada bir dağ yolu var. O yolda motor kullanmak istiyorum. Çünkü İsviçre'ye ilk geldiğim gün, o yolda ilk gittiğimde bir gün motorumu aldım da bu yolda motor kullanacağım demiştim. Mutlaka kullanmalıyım demiştim. Aslında birçok motorcunun sürüş güzergahı orası. Genelde motorcular hep orada, yani geçen her 5 araçtan 3'ü neredeyse motor. Bugün sizinle birlikte oraya gideceğiz ve giderken de Instagram'dan ve YouTube'dan birçok yorum geliyor, soru geliyor bununla ilgili. İsviçre'de motor almak kolay mı, pahalı mı? Araç almak yine aynı şekilde. İsviçre pahalı bir ülke mi? Oradaki yaşam şartları, maaşlar falan. Bununla ilgili sizinle konuşacağım bugün. Arkadaşlar öncelikle şöyle belirteyim. Burada motorlar ucuz mu diye gelen sorulara istinaden cevap veriyorum. Burada motorlar ucuz arkadaşlar. Ama şöyle bir gerçek var. Örnek veriyorum, bana motorumu ne kadar aldığımı soruyorlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada motorların pahalı olup olmadığını soruyorsunuz. Öncelikle burada motorlar çok ucuz. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi benim aldığım motoru soran arkadaşlara ben hep 6900 lira diyorum. Yani bunu Türk lirasına vurduğumuz takdirde bir 40-45 bin lira falan yapıyor. Yani Türkiye'deki fiyatına neredeyse denk geliyor. Şu an İsviçre frangının TL karşılığını bilmiyorum. 7 ile 8 arası bir şey olduğu söyleniyor ama kontrol etmedim videoya çıkmadan önce. O yüzden net bir tutar söyleyemiyorum. 40-45 bin lira arası bir fiyatı oluyor dediğim gibi. Türkiye'deki fiyatına baktığı zaman aynı gibi görünüyor. Ama burada ucuz olduğunu söylediğimiz bir tek konu var. Şimdi arkadaşlar ben bunu, benim maaşım 4000 lira, yani standart asgari ücret 4000 lira, hani 2 aylık maaşımla ben gidip bu motorun sıfırını alabiliyorum. Ama Türkiye'de 2500 lira asgari ücret sanırım. 2500 lirayla bu motoru almak için 1,5 yıl herhalde bir para biriktirmeniz gerekiyor. Bu da alım gücünü gösteriyor. Yani burada aslında motor ucuz değil. Hani Türkiye'deki fiyatla bununla kıyasladığında hemen hemen aynı gibi. Sadece aradaki fark alım gücü. Yani benim aldığım maaş daha yüksek. Türkiye'deki asgari ücret daha
cazip. Yani her ülkenin kendine göre alım gücü vardır ve o ülkenin pahalılığı veya oradaki aldığın şeylerin ucuzluğu veya pahalılığı bundan kaynaklı olur. Çünkü araçlar da aynı şekilde. Ama ben araçları ne yazık ki sizlere kıyaslayamayacağım. Çünkü Türkiye'de araçlar tavan yaptığı için, burada ben örnek veriyorum, benim aldığım araç 500 Euro'ya Mercedes C180 Sport Coupe kullanıyorum. 500 Euro'ya aldım, yani bir aylık maaşımla 8 tane alabilirim. Ama benim aldığım arabanın Türkiye'deki fiyatı şu an 120 liralarda geziyor. Hani o yüzden kıyaslama yapamayacağım ikinci elle de araçlarla. Bir diğer konu arkadaşlar, İsviçre pahalı bir ülke mi deniyor? Ya Türk lirasında vurduğumuz takdirde pahalı, çünkü buraya geldiğinizde ya burada yaşıyorsanız eğer turist olarak veya tatile geldiyseniz, ki ikisi de aynı şey oluyor, TL bazında burada tatil yapmak çok pahalıya gelir. Çünkü her şeyi 7 ile çarpacaksınız. Örnek veriyorum, bir ekmek alsanız burada 1.25 kuruş, 1.5 lira, 2 lira, 3 liraya da ekmekler var. TL'ye vurduğun zaman 12 lira, 15 lira, 18 liraları buluyor. Bu yönden pahalı bir ülke. Ama burada yaşayan bir insan için pahalı değil. Çünkü maaş olarak karşılığını alıyorsun fazlasıyla. Örnek veriyorum, ben burada ev kirası olarak 1500 İsviçre frangı ödüyorum. Bunu Türk TL'sinde vurdan, yani Türk lirasında vurduğumuz takdirde yaklaşık 12 bin küsürlere gelen bir aylık kiram var. Tabii o açıdan bakınca, o taraftan bakınca çok pahalı gibi görünüyor. Ama dediğim gibi burada şu an ben uygun kiralı bir evde oturuyorum hatta. Yani daha pahalılar da var. Ben şu an ekonomik bir evde oturuyorum. Ya dediğim gibi bir ülkenin pahalı veya ucuz olmasının nedeni o ülkenin ekonomik durumundan kaynaklı, alım gücünden kaynaklı. Türkiye'deki fiyatlar, kiralar, araçlar Türkiye'nin alım gücüne göre iyi. Buradaki de buraya göre iyi. Yani herhangi bir sıkıntı yok bu konuda da. Babaşlar, siz yolun ortasında niye duruyorsunuz? Dön artık anasını satayım, dön yola, dön. Neyse, dönüşte bir uğrayalım şuraya, bir kahve içelim ya motorcu kardeşlerimizle. Benim gibi arkadaşlar, yani olay bundan ibaret. İşte dediğim gibi İsviçre'ye ilk geldiğimde Basel'e giderken bu yoldan gitmiştim ve bu yola hayran kalmıştım. Yani o yüzden ilk geldiğimde motor aldığım zaman ilk burada gezeceğim demiştim, ilk burada süreceğim demiştim. Ve şu an o yoldayız. Unutmadan arkadaşlar, bir önceki videoda yollara dönmenin heyecanıyla bazı konuları unuttum. Özellikle motorun eski sahibi olan Haydar abiye teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer bu videoyu izliyorsa motoru almam için çok çok yardımcı oldu. Tek bir kelimemle motoru 2 hafta bekletti, kimseye satmadı, satıştan kaldırdı. Bu da Türk dayanışması diyelim. Çünkü bu motorun bu renginden hiç kalmamıştı İsviçre'de. Ben zar zor bir ay içerisinde ondan bulabildim. O da sağ olsun benim tek kelimemle bu motoru benim için ayırdı. Ona aşık minnetlerimi sunuyorum. Hani çok çok emeği var benim için yapmış oldukları. Ve yine bir diğer kardeşim de İbrahim Ulu kardeşim, ona da çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü onun da gerçekten bu motoru almamda çok büyük emekleri oldu. Şu an bu motorun üzerindeyim bir nevi de onun sayesinde diyebilirim. Seviliyorsun kardeşim.
Hızlanalım. Ne meşe yolların güzelliğine bakarak. Abi bu yolları sanki motor için yapmışlar ya. Bakıyorsunuz şu virajların güzelliğine. Ya İsviçre'nin dediğim gibi en çok sevdiğim şey doğası ve yolları. Bu beni büyülüyor. Yani doğa seven bir insan olarak. Aga manzaraya göre ne yapıyorsunuz siz ya? Yatır 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 yatır. Bu yolda sadece motorcular yok, bisikletçilerin de sıklıkla kullandığı bir yol. Evet, dünyada kare olan tek bayrak İsviçre bayrağı. Gece gibi gönlün aydınlanır bir gün insaf adam. Evet arkadaşlar, hani bir önceki videoda da ben söylemiştim, ben dua aşığı bir insanım, bu ülkeye beni aşık eden de duası demiştim. İşte o duası karşınızda arkadaşlar. İsviçre'nin %90'ı bu şekilde. İsviçre çok kuralları katı, yaşamın sert olduğu bir ülke olmasına rağmen birçok güzellik barındırıyor içerisinde. Duası da onlardan biri ve ben de bu duasına açıkçası bayılıyorum.
Bu yolu gördün mü? Yolu bir deneyelim bakalım. Nereye gidiyor? Nasıl bir yola gidiyor? Bu yoldan ilk defa gideceğim. Umarım kaybolmayız çünkü navigasyon açabilme gibi bir aparatım yok şu an. Sipariş verdim ama henüz gelmedi. Gelmesini bekliyoruz. O gelene kadar böyle artık göz kararı gideceğiz. Ne bu yolda hiç tabela göremedim ben arkadaş ya. Herhalde 60'tır yani sonuçta. Yerleşim yeri değil. Abi çok güzel değilmiş yolların güzelliği ya. Yani sanki sadece motor kullanılsın diye motor için yapılmış sanki bu yol. Araçlara boş verin ya onlar. Tukaka. Yollar bizim. İki teker üstü. Nereye istersen gelirim ben. Ya 60'lık yolmuş. Teker üstü. Sen seninim sen istersen. Evet arkadaşlar, İsviçre'ye geldiğimde aklımdayken bunu da size anlatayım. En büyük yaşadığım sıkıntılardan biri trafik oldu. Çünkü Türkiye'nin trafiğinden çıkıyorsun, gidiyorsun böyle bir ülkenin trafiğine ki burada kurallar bir hayli karışık. Örnek veriyorum, burada yasak olan çok şey var. Bir aracı sağdan sollayamazsın, bir aracı sıkıştıramazsın. Yol 50'likse yani 50'den fazla gidemezsin. Gidebilirsin, cezasını yersin. Yani dediğim her şeyi yapabilirsiniz ama bedelini ödersiniz. Öyle söyleyeyim size. Yaya geçidinde durmak zorundasınız. Yol 30'luksa ve 20'likse geçiş üstünlüğü tamamen yolda yayaya aittir. Pat diye önüne atlayabilir, hiçbir şey diyemezsin. Burada tartışmak, kavga etmek yasak arkadaşlar. Yine çok büyük cezaları var. Trafikte keza otobanda durmak, yolda durmak, bir aracın önünü kesmek, bunlar 5 kusurlu hareketten biri, yapılması yasak bunların. Başka size ne söyleyebilirim arkadaşlar? Yere çöp atmak yasak, trafikte korna çalmak yasak, yüksek sesle müzik dinlemek yasak. Sanırım buradan gideceğiz. Burası kaçtık be ya? Ah sol 50. Uçtan Basland. Minik bir alamete gebeyiz, kıyamete artık. Doğru mu gidiyoruz, yanlış mı gidiyoruz diyorum ama galiba doğru ya. Ah tamam, doğru.
var mı? Yok. Kapatmaya başladı arkadaşlar. Yağacak gibi. Umarım yağmaz. Üstü sade seninim sen istersen. Ver oturdun bana. Geliyor geliyor. Havalar geliyor.